Hala kapanmamış bir davadır. Madımak katliamı davası. Devletin hukukunda kapatılmış olabilir. Devletin yargısında ve siyasi iktidarın masasında kapatılmış olabilir ama halkın nezdinde, halkın huzurunda kapanmamış bir davadır. Hala hesap sorma mücadelesi devam eden bir davadır. Hala on binlerce insan bu davanın peşinde burada, bu Madımak'ın önünde buluşuyorsa bunun en temel anlamı budur. Bizim nezdimizde kapanmamış bir davadır. Ancak hesap sorulduğunda kapanacak. Ancak hesap verildiğinde kapanacak. Ve sadece bu katliamı gerçekleştirenler hesap vermeyecek. Aynı zamanda bu katliama zaman aşımı kararı vererek onay verenler de hesap verecek. Bizim derdimiz, davamız sadece 22 yıl önce bu katliamı gerçekleştirenlerle değil. Çünkü 22 yıl boyunca bu katliamı gerçekleştiren sanıklar korundu, hatta meclise alındı, etkili bürokratik mekanizmalara yerleştirildi, korundu, kollandı, hapishanelerden çıkarıldı. Bunların her birisi Türkiye kamuoyunun gözleri önünde, halkımızın, halklarımızın gözleri önünde yapıldı ve kısa bir süre önce de zaman aşımı kararı verilmesi aslında zihniyet düzeyinde, siyasi anlayış düzeyinde bu katliamın onaylandığının bir ifadesi oldu. Bu katliamın siyaseti yaşıyor. 22 yıl boyunca yaşadı. Hem bu davayı kapatma ve üstünü örtme pratiğiyle kendisini sürdürdü bu anlayış. Hem de başkaca katliamlar yaşandı bu süre içerisinde. Biliyorsunuz Roboski katliamı bu dönemde AKP hükümeti döneminde yaşanmış bir toplu katliam olarak tarihe kazındı. Ve Roboski davası karşısında da siyasi iktidar aynı tutumu sergiledi. 22 yıl önce, 22 yıl boyunca Sivas davası karşısında nasıl bir aymazlık, nasıl bir suçunun üstünü örtme ve yeni suçlar işleme çizgisi izlendiyse, Roboski katliamı karşısında da aynı çizgiyi izledi. Siyasi iktidarlar, hükümetler farklıydı sadece ama anlayış ve pratik aynıydı. Bugün Roboski katliamının üzerinden 4 yıllık bir zaman geçti. İnsanları katlettiler, çoluğu çocuğu katlettiler, bombaladılar. Şimdi katırları katlediyorlar. Bu kadar insanlıktan çıkmış ve mutlaka bir canlıyı öldürme, yok etmeye kodlanmış, ayarlanmış bir siyasi zihniyet var Türkiye'de ve bu hala yaşıyor. Nerede yaşıyor? İktidar kimse onda yaşıyor. AKP hükümetinde yaşıyor. Ve bugün biz aradan 22 yıl geçtikten sonra sadece Sivas davası için değil, aynı zamanda Maraş için, Çorum için, yarın da Çorum davası için Çorum'da olacağız. Aynı zamanda Roboski için, aynı zamanda Kobani'de gerçekleştirilen toplu katliamın hesabının sorulması için bugün buradayız. Sivas davasının tabii ki çok daha farklı bir yeri ve anlamı vardır. Alevi toplumuna özgü, Alevi toplumuna dönük olarak geliştirilmiş bir katliamdır. Alevi toplumunu soykırımdan geçirmeye dönük anlayışın, o devletçi anlayışın bir örneğidir. Alevi toplumunu sadece asimile etmediler yıllar boyunca. Sadece baskı altına almadılar. Aynı zamanda soykırım denemeleri yaptılar. Katliamlarla bunu aynı zamanda gösterdiler. Sivas katliamı tarihte bunun örneğidir. Son örneğidir. Maraş ve Çorum'dan sonra son örneğidir. Bu açıdan Alevi toplumunun demokratik talepleri, eşit yurttaşlık özlemi ve bu soykırımcı zihniyet karşısındaki demokratik duruşunu, direncini ifade etmesi bakımından çok önemli bir milattır ve semboldür bizim bakımızdan. Ama artık bugün Alevi'nin direnciyle Kürt'ün direnci, Ermeni'nin haklarıyla Süryani'nin hakları, Ezidi'nin özlemiyle Alevi'nin özlemi davası, bunlar artık iç içe geçmiştir, birleşmiştir. Ve biz bugün bu meydanlarda da, Roboski katliam anmalarında da, mücadele süreçlerinde de bunların her birisini halklarımızın adalet ve eşit yurttaşlık mücadelesinin bir ifadesi olarak gördük. Ve Türkiye toplumunda artık yeni bir bilinç de gelişti, yeni bir güç de gelişti, bir güç damarı oluştu. Artık insanları katlede katlede bölemiyorlar. Düne kadar insanları Gazi'den Sivas'a kadar yakın tarihimize örnek verirsek eğer, Alevi'yi ayrı katlettiler, bir uca ittiler. Kürdü ayrı katlettiler, bir uca ittiler. Ezidi'yi, Süryani'yi son yıllarda katlederek başka bir yere itmeye çalışıyorlar. Ama artık bölge halkları uyandı, birleşti ve kopmuyor. Birbirinden koparılmaya karşı acılarının ortak olduğu duygusunda birleşiyor. Hesabının ortak olduğu duygusunda ve bilincinde birleşiyor. Özellikle bu son 1-2 yıllık süreç bu bakımdan çok önemli gelişmelere sahne olmuştur. Kobani direnişinden, Rojava devriminden Gezi direnişine bir köprü kurulmuştur. 7 Haziran'da Alevisiyle, Kürdüyle, Kürdistan'ıyla, Batısıyla, Doğusuyla, Batısıyla halklarımız sandıklarda da iradesini birleştirmiştir. Örneğin HDP çok tarihsel bir başarı elde etti. Bunu neye borçlu? Bu çizgiye borçlu. Bu sadece HDP'nin dar anlamda parti başarısı değildir. 2-3 yıl boyunca bu gelişen özgürlük çizgisi, halkçı, demokratik çizgi, HDP'nin 7 Haziran seçimlerindeki zaferi olmuştur aynı zamanda. Halk zaferi, halkların zaferi olmuştur. O sandıklarda biz Alevi'den oy aldık. Düne kadar bize oy vermeyi bırakalım, yanımızdan geçmeyen Alevi'den oy aldık, Alevilerden. Kürtlerin, Kürt halkımızın çok güçlü desteğini, sahiplenmesini gördük bu süre içerisinde. Ezilen bütün halkların, Ezidisi, Süryanisi, dindarları demokratik zeminde İslam'ın insani değerlerine sahip çıkanlarından, kadınlardan, gençlerden, işçilerden, emek örgütlerinden, çok geniş bir kesimden oy aldık ve artık Türkiye toplumundaki ezilen bütün güçler bir birleşme ve birleşerek güçlenme çizgisi ortaya koydu. Yani Alevi halkımızın özdeyişiyle bir olmayı, diri olmayı ve iri olmayı artık öğrendi. Meclis başkanlığı seçimleri yeni bir ittifakın aslında doğduğuna delalettir, işarettir. AKP-MHP ittifakı, yani bunu çok eğip bükmeye gerek yok. MHP 7 Haziran seçimleri sonrasında herhalde bir seçim yapılsa tutarsızlık birincisi olurdu. Tutarsız 7 Haziran seçimlerinden sonraki tutarsız ve güvenilmez parti nedir, hangisidir sorusu sorulsa MHP oradan birinci parti çıkar. Çünkü bütün bir seçim kampanyası boyunca AKP karşısında söylediği bütün sözleri aslında yuttu. Bütün sözleri inkar etti. Zihniyette AKP ile ve MHP arasında hiçbir fark olmadığını ifade etmiş oldu. Bir tırnak içinde Kutsal Devlet İttifakı kurmaya doğru gidiyorlar. Kutsal Devlet İttifakı ne demektir? İşte katliamcı devlet ittifakı demektir. Sivas gibi katliamların üstünü örten, Roboski'nin hesabını vermeyen, Gazi'nin hesabını vermeyen, Kobani'de, Rojava'da halkların ölümünün ve katliamların hesabını vermeyen, bundaki payını ve sorumluluğunu üstlenmeyen bir devlet siyasetinin hakim kılınmasıdır aslında bu ittifakın özü ve anlamı. AKP ve MHP burada ortaklaşmıştır. Yeni bu büyük demokratik halk gücünden kimlerin daha çok korktuğunu çok iyi gördük. En çok MHP korkuyormuş demek ki. Ve AKP de bugün aynı zamanda sadece bir savaş ittifakı değil, bir korku ittifakı kurmaya yöneldi. Savaşanlar, savaş çıkaranlar, çatışma ve gerilim siyasetine daha fazla yönelenler daima en çok korkanlar olmuştur. 7 Haziran seçim sonrasının en çok korkanları işte AKP'dir ve MHP'dir. Korksunlar diyorum. Eğer demokrasiden korkuluyorsa, halkın demokratik birliğinden ve gücünden korkuluyorsa korksunlar. Türkiye çok böyle savaş ve çatışma ittifakı gördü. Bizler çok savaş hükümeti gördük. Korkmuyoruz. Hiçbir zaman korkmadık. Bugün de korkmuyoruz. Korkmayız da. Korku onlara özgüdür. Biz ama bu dönemde bu gücü, elde ettiğimiz bu yeni gücü çok iyi yaşıyoruz ve bu gücün farkındayız. Bu yeni bir demokratik dönüşüm gücüdür. Bütün Türkiye halklarını yeni bir tarihe ulaştıracak bir diri güçtür ve geniş bir demokrasi cephesinin oluşturulmasının koşulları bugün her zamankinden daha fazla mevcuttur. Bizler 7 Haziran seçimlerine girerken aynı zamanda geniş bir demokrasi ittifakıyla girdik. Bir blokla, bir halklar ittifakıyla girdik ve kazandık. Ama bu ittifak daha da genişleme potansiyeli taşıyor bugün ve genişleyecek de. Buna inancımız tam. Savaşın karşısında barışı, esaret ve baskıcı, katliamcı siyaset karşısında özgürlükleri, adaleti, sermaye saltanatı karşısında emeği savunan ve yücelten bir demokratik birliğin bugün genişlemesi, güçlenmesi ve Türkiye'nin yeni iktidarını kurması her zamankinden daha da mümkündür.